Amiodarone biliyorsunuz kardiyoloji ve dahili pratikte oldukça fazla kullanılan çok geniş spektrumlu, özellikle yağ dokusundaki bağlanım oranı da oldukça fazla olduğu için yan etki portföyü oldukça geniş bir ilaç. Tiroid toksitesi özellikle biz klinisyenler açısından hem gündelik hayatta hem de sınavlar için oldukça önemli. Board sınavlarında, yan dal sınavlarında, tuz sınavlarında karşımıza çıkabilecek bir yan etki. Artık biliyorsunuz yan etkiyi sormak yerine yan etkiyi yönetmek ve tedavi etme soruları da oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Burada hani bir soruyla bu konuyu nasıl öğrenebiliriz? Tamamen işin içinden çıkabiliriz. Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Burada klasik endikasyonlarından biri özellikle kronik atrial fibrilasyon nedeniyle amiodarone tedavisi kullanan 70 yaşındaki bir kadın hastadan bahsedilmiş ve son kontrolünde TSA'sı 19,3, biliyorsunuz üst sınırını 4,5-5 gibi kabul edebiliriz bu yaş grubu için ve fizik muayenesinde de tiroid bezi grade 1 ele geliyor şeklinde saptanmış. 3 hafta sonra kontrol. Özellikle biliyorsunuz amiodarone başladığımız zaman tiroid toksitesini de düşünürsek birkaç hafta sonra kontrol etmek de mantıklı ki soruda gördüğünüz gibi bunu yapmaya çalışmış. 20,3'e çıktığını görüyorsunuz. Özellikle hastada serbest T4 düzeyini normal vermiş. Serbest T3 ise bakın normalin alt sınırında. Yani aslında baktığımız zaman hipotiroidik bir hasta olduğunu eğer amiodarone işin içinden çıkartırsak çok net bir şekilde görebiliyoruz. İzole T3 düşüklüğüyle giden bir tablo. Bu hasta için en doğru yaklaşımdan bahsediyor. Amiodarone dozunu azaltmak, amiodarone'u kesmek, tiroid tedavisi başlamak, steroid başlamak ve T3 başlamak şeklinde şıklar dizayn edilmiş durumda. Şimdi bir soruya baktığımız zaman soruyla ilgili öncelikle yapmamız gereken özellikle vaka sorularında çok net soruyu sadeleştirmek. Şimdi ben buraya sadeleştirmeye çalıştım ki verileri sorunun yanına yazmakta fayda var. Yaşlı, AFS olan ve amiodarone olan bir hasta. Tiroid fonksiyon testleri var. Testlerin değerlendirilmesi şu: TSA giderek artıyor, T3'ü düşük ve T4'ü normal bir hasta. Yani hasta izole T3 düşüklüğüyle giden hipotiroidik bir hasta olarak sadeleştirme şansımız var. Peki amaç şıklardan belli. Amiodarone'un tiroid toksitesini sorgulamaya çalışıyor. Biliyorsunuz yaygın olarak kullanılan ve iyot içeren bir antiaritmik. Hala daha günümüzde en geniş spektrumlu olması açısından oldukça fazla kullanıyoruz. Etiyolojisine baktığınız zaman iyot yeterli olan, tüketimi iyi olan bölgelerde hipotiroidiye, iyot eksikliği olan bölgelerde de biliyorsunuz hipertiroidiye yol açabiliyor. İyot içermesinden dolayı. Amiodarone'a bağlı tirotoksikoz, burada ABT diye kısalttım. İki tane formu var. Tip 1'i iyot hipertiroidisine benziyor. Özellikle Jod Basedow dediğimiz benzer bir klinik. Bu hastaların zemininde özellikle tip 1 amiodarone tiritoksikozu olanlarda Graves, nodüler guatr, difüz guatr olabiliyor. Ve tedavisinde klasik tiritoksikoz tedavisi, metimazol veya perklorat tedavisini ekleme şansımız olabilir. Tip 2 ise sessiz tiroid benzeri destriktif tiritoksikoz, tip 2 formu. Yani bir klasik tiroidit senaryosuna benzer ve genelde zeminde tiroid hastalığı yoktur. Ve tiroiditlerden yani otoimmüniteyi ya da işte inflamasyonu düşünürsek tedavisi steroittir. Dolayısıyla her iki tipte de serbest T4 ve T3'ü yüksek, T4'ü biraz daha ön planda, T3 T4 oranını azalmış ve TSA'yı baskılı görürüz. Yani baktığımız zaman amiodarone'a bağlı bir tirotoksikoz değil, soruya döneceğiz birazdan, hipotiroidi senaryosuna karşı karşı olduğumuz açık. Peki bu ikisi sorulursa arasındaki farklar, konuyu tekrar etmek açısından, radyoaktif iyot tutulumu biliyorsunuz özellikle tiroidit formlarında tip 2 formunda daha belirgin ama her ikisinde de düşük olacağı açıktır. Doplerde ise özellikle tip 1 amiodarona bağlı tiritoksikozda artmış damarlanma özellikle zeminde Graves, nodüler guatr olduğunda düşünürsek bulunabilir. Tip 2'de ise bu bulguya rastlanmaz. Hani temel farklar açısından. Tedavi modalitesini söylemeye çalıştım. Özellikle tip 1'de klasik bir tiritoksikoz tedavisi metimazol, perklorat eklenebilir. Yeterli düzelme girilmiyorsa veya başlangıçta steroid tedavisi ekleme şansınız olabilir. Prednizolon 20-40 mg gün. 4-6 hafta sonra yeterli yanıt alamazsanız steroid kesilebilir. Antitiroid ilaçla yine devam edebilirsiniz ve altta yatan hastalık izin veriyorsa, ki buna Türk Endokrin Derneği de kardiyologlardan izin alıp amiodarone kesilmelidir şeklinde yorumlar. Kesilemiyorsa metimazolle devam edilir. Hatta amiodarone'un kesilemediği hastalarda yeniden başlanması ihtimali varsa, yani hayati önem arz ediyorsa, seçilmiş vakalarda cerrahi hatta radyoaktif iyot tedavisi de yüksek doz kullanılabilir. Peki soruyla ilişkili olanın tabii hipotiroidi olduğu açık. Hipotiroidi özellikle amiodarona ilişkin hipotiroidi zeminde Hashimoto olan hastalarda, yani önceden hasar görmüş bir tiroid bezinde iyodun Wolff-Çaykoff etkisinden kaçamamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Tabii amiodaronun oldukça fazla toksik etkisi var. Baktığımız zaman burada tip 1 ve tip 2 5
5'üssü D iyodinazı inhibe edebiliyor. Buna bağlı işte total serbest T4 artıyor, reverse T3 dediğiniz özellikle işe yaramayan T3'ün arttığı, T3'ün azaldığı ve TSA'nın bir miktar arttığı bir laboratuvar ki ben bunu hasta ötiroide benzetiyorum. Özellikle T4'ün T3'e dönüşümünün bozulmuş olduğu bir senaryo gibi düşünebilirsiniz laboratuvar açısından. Genellikle kadın hastalarda antitiroid peroksidaz antikorları pozitif yani zeminde Hashimoto'su olan hasta portföyünde daha fazla gördüğümüz açık ve amiodarona bağlı hipotiroidi de amiodaronu kesmeye gerek yok. Ve klasik takip ve tedavisi hipotiroidizmden yani Hashimoto'dan çok farklı değil. Yani hastaya özellikle tiroksin tedavisini gönül rahatlığıyla başlayabiliriz. Peki soruya tekrar dönersek, hani bilgilerimizi tazeledikten sonra böyle bir hastada en doğru yaklaşım amiodarona bağlı hipotiroidi olduğunu düşünürsek amiodaronun dozunu azaltmak zaten böyle bir yaklaşım önermiyor. Amiodaronun kesilmesi eğer tiritoksikoz olsa evet kardiyologlardan izin alıp eğer hayati bir önemi yoksa kesebiliriz. Hastada steroid başlanması eğer tip 2 amiodarona bağlı tiritoksikoz varsa sessiz tiroiditis gibi düşünebiliriz. T3 başlanması zaten böyle bir tedavi yaklaşım hiç önerilmiyor. Özellikle böyle bir hastada eltiroksin tedavisinin başlanması kesinlikle bizim için önem arz eden durumlardan biri. Özellikle amiodarona bağlı demek ki hipotiroidi hastalarında ilacı kesmeden eltiroksin tedavisini başlayıp tedavi modalitemize amiodaronla beraber devam etmemiz gerekir. Dolayısıyla bir soruya bakarken özellikle ben buna soru çözmek değil soru çalışmak şeklinde söylüyorum. Amiodaronla ilgili sadece soruyu çözmek değil diğer toksitelerini bilmiş olmak gerekir. Çünkü bununla ilgili burada 3 tane 3-4 tane daha soru yazabilirsiniz. İşte tip 1 amiodarona bağlı tiritoksikozda ne verilir? Metimazol verilir. İşte tip 2'de ne verilir? Steroid başlanır. İşte tiritoksikoz varsa özellikle amiodaronun kesilmesi önerilir gibi radikal şıklara kadar gidebilir. Dolayısıyla her zaman bir soru çözdüğümüz zaman çıkabilecek diğer soruları da hayal etmiş olmamız lazım. Bu bize sınavlarda oldukça fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.